biz, evcileriz, evciler de biz. Efendim, klipten de anlaşıldığı gibi seçime doğrunun şu anki konu evciler. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı adayı Sayın Özer. Sayın Özer, çok yakında geliyoruz diyor, hazır mısınız diyor. Neye hazır mıyız, olacağız? Sayın Özer'le bunu konuşacağız. Hoş geldiniz, nasılsınız Sayın Başkan? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Bizler iyiyiz, sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Çok yakında diyorsunuz, hazır mısınız? Neye hazır mıyız? Evciler halkına hizmeti birlikte yapmaya hazır mısınız? Peki Sayın Başkan, bu programda yine geçmişte yapılanlara atıfta da bulunacağız. Ve neler yapıldığında konuşacağız. Ama evet, geçen yapmış olduğunuz programda size bir kaza mevzusu vardı. Aracıyla kaza yaptı, evet, ve belediyeye ödetti şeklinde ithamlar vardı. Evet. Ve ben de programda size bunu sordum. Siz böyle bir şey olmadığını, kaza olduğunu, evet, ama belediyeye kadar ödetmediğini, kuruşuna kadar kendinizin ödediğini söylediniz. Belge sormuştum o anda var mı diye. Gelecek programa getireceğini söylediniz. Ve şu anda o belgeler yanımda benim. Neresi, isim vermeyelim yapılan yerin. Şöyle gösterelim biz. Şuraya odaklanabilirsek 14.200 lira Sayın Başkan'ın şahsından ödediği belirten belge. Hatta şu da var, dedim ki Sayın Başkan burada faturayı da getirdi. Fatura da burada, toplam faturası 14.342 lira 51 kuruş. Ama dedim evciler belediye başkanına kesilmiş bu fatura. Dedi ki o zaman evciler belediye başkanına kesildi, tamam. Bu faturayı belediye ödeseydi bu fatura belediyenin muhasebesinde olması gerekmez miydi dedi. Bunu ben belediye kesilen faturayı şahsım olarak kendim ödedim dedi. Ve bunu da biz belgeleriyle Sayın Başkan'dan bunu aldık. Program Kanal 3 olarak sorumuza da yanıt aldığımız için Sayın Başkan'dan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım bu polemik bitmiştir artık. Bizce çoktan bitmişti ama yine de bitti. Bizce de bitti. Ha, bitirmeyen varsa, isteyen arkadaşımız varsa ama burada zaten, gelir. Hayır, Kanal 3'te canlı yayında o belgeleri zaten bir belge bütün her şeyiyle gösterdik. Ve kayıtlarımız da mevcut. Eğer yanlış bir dosya gösterdiysek zaten bunun sorumluluğu zaten orada. Sizde yani tekrar gelip de gösterme gerek yok. Ekranda gösterilmiş bir belge. Sayın, evet, Başkan, bunu bırakalım artık. Bunun cevabını aldık. Evet efendim. Şimdi evciler hazır mısınız derken hazırlık safhasına geçelim. Çünkü 5 evet, yıllık bir belediye başkanısınız. Seçimlerde 5 yıllık bir belediye başkanının vermiş olduğu da çift efor sarf etmelisiniz siz. Mutlaka. Bir yaptıklarınızı, bir de yapacaklarınızı. Yapacaklarınızı, bir de yapamadıklarınızı, neden yapamadığınızı anlatmakla. Evet. Yani bu seçim sizin için geçen seçime göre daha fazla efor sarf ediyorsunuz. Evet. Peki geçen dönem yapamadığınız ne var Sayın Başkan? Biz göreve geldikten sonra öncelikle halkla barışık, iç içe, gönül gönüle bir ortam yaratmaya çalıştık. Bu ortamı da yarattığımızı sanıyorum. Çünkü ben hiçbir zaman halktan kopuk olmadım. Devamlı halkın içinde bulundum. Hiç kimseyi de ayırmadan, herkese eşit mesafede göreve başladığım gün parti rozetini çıkararak evcilerin belediye başkanıyım diyerek parti rozeti bugüne kadar hiç kullanmadım. Seçim döneminde elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı. Bu seçim dönemine kadar devam eder. Tekrar seçildikten sonra göreve başladığımız gün yine evcilerin, tüm evciler halkının belediye başkanı olarak göreve de devam ederiz. Biz evcilerde nelerin eksik olduğunu, evcilere neler yapılabilirliğini arkadaşlarla düşünüp üniversitelerden bilgi alıp onlarla istişare ederek belirli projeler hazırladık. Bunu öncelikli olarak, daha önce dediğim gibi içme suyu bizim 1965'te yapılmış. Bunun sağlık açısından mutlaka yenilenmesi düşüncesi ortaya çıktı. Ve bunun üzerine 33-2015'te proje hazırlayarak proje tamamlandı. Ve İller Bankası'na bunun
yapılması ile ilgili yetki verildi. İller Bankası bunda yetki devrine aldı. 2018 29 Haziran'da 28 Ağustos'ta ihalesi yapıldı. Bugüne kadar geldi. Yani neden olduğunu, nasıl geciktiği herkes tarafından malum. Ondan sonra dedik ki şu anda bedava güneşten elektrik üretmek Evciler Belediyesi'ne bir gelir getirsin. Bununla ilgili çok polemik de oldu. Çok eleştiri de oldu. Bir proje hazırladık. TEİAŞ'la bağlantı izinlerini her şeyi tamamladık. Lisanssız elektrik üretimiyle ilgili bağlantı izinlerini aldık. Bu tam finansman arayışında İller Bankası'na biz projeyi verdik. İller Bankası ile borçlanma protokolünü imzaladık. Bu neticede bekletildi. Bunun hatta o zamanki Sayın İlçe Başkanımıza biz bunu yaptırmayacağız. Seçim sonrası biz yapacağız diye bizim yüzümüze de karşı da söylemiştir. Suda ben destek istedim. Vekilimiz Ali Özkaya'dan da istedim. AKP ilçe başkanımız Sayın Şener Bey'den de gelin birlikte yapalım. Hepsini birlikte yapalım dedim. Ankara'ya diye gittik. Emeği geçene herkesin huzurunda, Evciler halkı huzurunda gerçekten çok teşekkür ederim. Ama biz bunun için gerçekten ekip olarak gece gündüz mücadele ettik. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Bazılarını yaptık. Bazıları engellendi. En azından 4 tane Ali Özkaya vekilimizin elinde de var o proje dosyaları. GES'le ilgili. Kapalı pazar yeri. 3 proje vardı orada kapalı pazar yerinde. Butik otel, çok amaçlı salon ve kapalı pazar yeri. Bunun için İller Bankası'na 1,5 milyon lira borçlanma talebinde bulunduk. Bugüne kadar o da çıkartıldı. Peki Sayın Başkanım, burada araya gireyim ben. Şimdi bunların artık son safhaları gelindi. Evet. Mesela suda, güneş enerjisinde. Bundan sonraki dönemde bunlar evet. Yapılabilecek şeyler artık tabii değil ki, mi? Tabii ki. Yani, bütün bağlantı izinleri bitmiş. Her şeyi bitmiş. Şu anda Evciler'de arazi toplulaştırması bitmek üzere. 2019'da tamamen bitecek. 2019'dan sonra Evciler'in ana arterlerine 700 metre olarak TEİAŞ Genel Müdürlüğü ile görüşmemizde bu programa alındı. 700 metre ana arterlere elektrik şebekesi taşıması. Yani araziye elektrikle sulama, sulu tarıma geçiş. Bu mutlaka olması gerekir. Evcilerin geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa bağlı. Başka bir geçim kaynağı yok. Genelde emekli kasabası. Çok güzel ilçemiz, tertemiz, yemyeşil. Bunları parklarla, çocuk oyun parklarıyla çocuklarımıza daha güzel günler, daha güzel yarınlar hazırlamak için, onların daha iyi eğitim alması için yeşil alanlar yaptık, parklar yapıldı. Bu hizmetleri biz kendi gayretlerimizle, ekonomik sıkıntı içindeyken belediye, borç ödemekle uğraşırken bunları kardeş belediyelerin destekleriyle 4 tane çocuk oyun parkını tamamen yeniledik. Aile parkında peyzaj işi, havuz işi bunları tamamen yapıldı. Bunlar belediye, Evciler Belediye bütçesinden cüzi miktarlarda para çıkarak çoğunluğu kardeş belediyelerin destekleriyle yapılan işlerdi. Çünkü Evciler Belediyesi biz göreve geldiğimizde gerçekten büyük bir borç içindeydi. Bu borçları biz tamamen son Mart ayındaki taksitle bitirmiş durumdayız. Geçen programda da bahsettim. 3 milyona yakın borç ödedik. 96'da alınan krediyi, ilafetten alınan krediyi de yine de gösterdim. Belgesi de buradadır. Bunun borcunu da 96'da alınmış kredi. Ne yazık ki 2015'te sana bize geldi. İcra yoluyla bankadan geri geldi. Onu da biz ödemiş bulunduk. Belgeler de burada. Tamamen borç kapatılmış. 2012'de 2011 genel seçimlerinde Sayın Orman ve Su İşleri Bakanımızın hibe olarak 6 kilometre isale hattıyla gömme deponun yapım ücreti 2012'de
kesin kabulü yapıldıktan sonra 2015'te bize geri ödeme emri. Ödeme emriyle yine biz onu peyderpey ödüyoruz. Şu anda da onun hemen hemen tamamının yarı borcunu ödemiş bulunmaktayız. Şu anda Evciler Belediyesi, çevre belediyeler dahil borcu olmayan tek belediye. Bunu Sayın Vekilimiz Ali Özkaya Bey de televizyonda kendileri de söylemiştir. Önümüzdeki dönemde bu hazırlanan proje, hayata geçmeyen, bekletilen projeler mutlaka hayata geçirilecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Güneş panelleri de yapılacak. Arazi elektrik şebekesi de götürülecek. Kapalı pazar yeri de yapılacak. Çok amaçlı salon da yapılacak. Butik otel de yapılacak. Bunların hepsi yapılacak. Ha, kaynak nereden? Finansman nereden? İller Bankası eğer finansmanını sağlamazsa, yine bu kredi verilmezse bizlere, bizim gibi belediyelere bu kredi açılmazsa, belediyenin elinde olan, eski atıl durumda bırakılan 500 metrekare bir eski binası var. O binanın satımıyla biz bu finansmanları oradan karşılamayı düşünüyoruz. Hatta bununla ilgili meclis kararı almıştık biz. Bu inşaat sektöründeki krizden dolayı inşaat sektörü beklemede olduğu için biz bu işi gerçekleştirmedik. Çünkü her şeyden önce biz Evcilerin belediyesinin parasının çarçur edilmesini, fazla faiz ödenmesini ya da çok para ödenmesini kesinlikle istemeyiz. O para 3600 kişinin hakkı var o parada. Biz bunu en bir kuruşuna kadar ince eleyip sık dokuyup yerinde zamanında harcayarak bu işleri kesinlikle başaracağız, yapacağız. Peki Sayın Başkanım, burada diyorsunuz ki eğer İller Bankası'ndan bunun ödeneği çıkmazsa bile altı olurulan 500 metrekarelik bir binayı satarak bunları yapacağız. Evet. Yani bir bakıma da belediyenin atıl bir şeyini yaşayan ve hayata ihtiyaç geçecek olan bir yere ihtiyaca geçecek. Evet. Peki güneş enerji sisteminden gelecek gelirle, onların gelirleriyle bir planlamanız var mı? Çünkü tabii güneş ki enerji sistemi borcunu öderken bir taraftan da para kazanır. Peki yani, onda da İller Bankası'ndan kredi çıkmazsa? O çıkmazsa özel bankalarla mı? Bazı yerlerde örnekler. Özel bankalar şu anda rentabel değil İsmail Bey. Biz özel bankalardan da teklif aldık. Her türlü şeye rağmen araştıralım, bulalım, bir şeyler yapalım diye. Bakın özel bankalardan aldığımız kredi geri ödemesi çok yüksek. 76 bin lira gibi bir geri ödemesi var aylık ve bunda ara senetleriyle birlikte. Ara senetler öderse, yani denkleştirmeler geldiğinde ödeyeceğimiz ara senetleriyle birlikte ödeme çok yüksek. Rantabl olmadığı için biz bunu hayata geçirmedik. Çünkü geliri az olan bir şeye yüksek geri ödeme yaparsak bu rantabl değil. Bu Evciler Belediyesi'ne zarar verir düşüncesiyle bu projeyi şu anda bekletiyoruz. Yani İller Bankası'ndan çıkarsa önümüzdeki dönem imzalanmış bir borçlanma prosedürü var. Borçlanma belgesi var. Onu tekrar hayata geçirmeye çalışacağız. Çünkü imzalamışız. O para bekliyor bizde. Bizim adımıza imzalanmış, kredi miktarı belli, 2 milyon 700 bin liranın borçlanma evrakları, her şey hazırlandı, İller Bankası'nda bekliyor. Biz bunu hayata geçirmeyi için mutlaka tekrar İller Bankası'yla görüşmeler devam edecek. Gerekli bakanlık, gerekli kurumlarla her türlü görüşme yapılacak. Ama bu arada ilimiz vekillerinden, ilimiz bakanlarından, bakanımız olursa bunlardan mutlaka destek isteyeceğiz. Çünkü biz de Türkiye toprakları içinde bulunan Afyon'un bir ilçesiyiz. Buna da Afyon'un vekilleri bize de destek olmak zorunda diye düşünüyorum. Bunları yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Ayırmadan, belediye yani siyasi görüş ayırmadan biz bütün vekillerimizden herkese eşit davranmasını talep ediyoruz. Bu konuda bugüne kadar müracaatlarımızda evet, benden sonra müracaat edilen projeler İller Bankası tarafından onaylanıyor, çıkıyor. Bizimki hala bekletiliyor. Biz bunu anlamış değiliz. Tabii ki bu ayrımcılıktır. Biz göreve geldiğimizden bu tarafa her zaman şunu diyorum. Biz Evciler'de güler yüzlü vatandaşların yaşadığı, gülen çocukların yaşadığı, herkes iç içe, kol kola, el ele, kucak kucağı
gönül gönüle, kesinlikle birbirini ötekileştirmeden, kavga gürültü olmadan, birlikte dostça, güle oynaya yaşayalım diye bunu devamlı her görüşmemizde, her konuşmamızda dile getiriyoruz. Bundan sonra da hep aynı şeyi yapacağız. Kimseye kırgınlık, dargınlık, kesinlikle ayrımcılık gözetmeden, herkese eşit mesafede. Şu andaki bizi dinleyen Evcilerli vatandaşlarımız, Evcilerli hemşerilerimiz, hepsi şunu çok iyi bilirler ki, hiçbir kimsenin kesinlikle siyasi görüşü ya da başka görüşüyle ilgili ayrım yapmadık bugüne kadar. Yapmayacağız da. Herkese eşit şekilde yaklaştık. Hatta onlar tarafından yanlış anlaşılır diye onların işini, yani onların derken görüş farklı olan arkadaşların işini daha hızlı, daha süratli, daha iyi bir şekilde yapalım diye gayret ettik. Peki Sayın Başkan, yine Evciler halkı teveccüh gösterirse, tekrar seçilirseniz ilk erzem yapılması gereken olay nedir? Şu anda ilk yapılacak iş, 1 Nisan'la göreve geldik, içme suyunun kazması vurulacak. Bu hemen yapılacak. İçme suyu gerçekten çıktığı menba çok, kaynak çok güzel, çok temiz ama musluktan çıkışı... Peki şu andaki durum ne? Evcilerdeki su durumunun? Su durumu dediğim gibi. Şu anda Evcilerdeki şebekeden basılan suyla şeyden çıkan su arasında %75 kaçak var. Altyapı tamamen çökmüş durumda. Altyapı bitmiş durumda. İçme suyu olarak. Bunu yeniden sıfırdan, tamamen sıfırdan, sağlıklı bir şekilde bütün vatandaşlarımızın musluklarına kadar getireceğiz. Bu yer teslimi yapıldı. Malzemeleri dün yanımdaydı. Müteahhit alan firma, ihaleyi kazanan firma yanımızdaydı. Onlara depo temin ettik. Kalacakları şantiyede, kalacakları yerleri temin ettik. Onlarla ilgili yardımcı olmaya çalıştık. Malzemeleri getirecekler. Seçimin akabinde bunlar, çünkü iş bitim süresi 400 gün, işe başlamaları gerekiyor. Başlayacaklar da. Ondan sonraki bizim işimiz tabii ki suyu kazılacak. Altyapı yapıldıktan sonra o kazılan yerlerin yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız, güneş panelleriyle ilgili çalışmalarımız devam edecek. Dediğimiz gibi araziye elektrik götürmesiyle ilgili çalışmalarımız hızla devam edecek. Otel, kapalı pazar yeri ve çok amaçlı salon mutlaka yapılması gerekir. Bunlar Evciler için ihtiyaç. Evcilerimiz evet çok güzel, çok şirin bir ilçe ama bugüne kadar siyasi çekişmeden dolayı hak ettiği hizmeti alamamış. Peki Sayın Başkan, hep siyasi çekişme olmuş. Peki siz de diyorsunuz ki ben belediye başkanı olduğum gün rozetimi çıkarttım. Evet. Ve bütün evcilerin belediye başkanı olarak hizmet vermeye çalıştım. Evet. Bu süre zarfınızda hiç o mahalle, bu mahalle veya o mahalleden bana az oy geldi, o tür bir olayın içine girdiniz mi? Kesinlikle. Hiçbir Evcilerli vatandaşımız, hemşerimiz kesinlikle bu konuda bana en küçük şey söyleyemez. Bunu kesinlikle ben yapmadım. Bunu da yapmam. Mizacım gereği, uyum gereği kimseyi ne ayırırım ne de ötekileştiririm. Ben herkese eşit mesafedeyim. Herkesle dostane bir şekilde görüşmeye çalışırım. Bugüne kadar kolay kolay kimsenin kalbini de kırmış değilimdir. Büyükle büyük, küçükle küçük, hepsiyle iç içeyimdir. Peki acımızı paylaşırım, sevincimize ortak olurum. Bütün Evcilerli vatandaştır. Allah göstermesin gücünden, cenazelerinde mutlaka, düğünlerinde mutlaka, her sevinçli olaylarında da yanında oldum, acılı günlerinde de yanında oldum. Ama bunu hiç kimseyi yani görüş farkı gözetmeksizin Evciler halkının tamamına aynı mesafede, aynı şekilde hareket edin. Peki Sayın Başkan, şimdi çoğu belediye başkanlarının, adaylarının söylemleri var. Hizmet gelmesi için hükümet olması lazım diye. Buna katılıyor musunuz? Ben ona katılmıyorum. Çünkü İller Bankası'ndan her belediyeye gerektiği kadar nüfus oranında ödeneği gelir.
Bu ödenek borcundan dolayı yeterlidir ya da yetersizdir. Eğer onu idareli kullanırsanız hizmeti yavaş da olsa mutlaka, biri hemen bir yılda olur, biri iki yılda olur. Fark eden bu olur, zaman olur, süre olur. Kesinlikle ben buna katılmıyorum. Hizmet almasını bilmek gerekiyor. Projeyi doğru yapmak gerekiyor. Projeyi doğru sunmak gerekiyor. Geçen şeyde de bahsettim. Anadolu Medya Grup tarafından bizim projenin güneş panelleri ve İsmeç suyu ile ilgili iki projede hazırlanış, sunuş açısından ödüle layık görüldü. Sayın Başkan, Türkiye'de ödül aldın o projeyle de. O proje işte... Ben onu orada da söyledim. Kıvılcımı olmadı. Ben o orada da söyledim. Röportajda dedim ki bu proje, bu ödül boş ödül. Bize bunun finansmanı gerekir. Bunun finansmanı sağlayacak kişilerle bizim yakınlaştırın. Bunlar bize destek versinler. Biz bunları öyle yapabiliriz diye. Orada da aynı şeyi söyledim. Tabii ki biz elbette uğraşacağız. Projeyi hazırladık. O zaman Sayın Başkan şöyle mi anlayalım? Birileri kürekle yol açarken siz iğneyle mi yol açtınız? Aynen öyle oldu. Aynen. Birileri biz yumuşak toprağı kürekle... Biz kayanın taşın arasında uğraştık. Ama peki, onları mutlaka bir yola çıkmışsın. Bu yol taşlı da olabilir, çakıllı da olabilir, dikenli de olabilir. Bunu o yola çıkan kişi onun zorluğunu görerek, onun zorluğunu bilerek o yoldan mutlaka ilerlemesi gerekiyor. Peki Sayın Başkan, sizin iddianıza göre, söylemlerinize göre anladığım kadarıyla projeleriniz engellendi. Engellenen Sayın Özel olmadı ki. Evciler oldu o zaman. Evciler oldu. Ben bunu her yerde dile getiriyorum. Sadece ben cezalandırılmıyorum. Ya da bana oy veren ya, seçmen cezalandırılmıyor. Cezalı demeyeyim ona. İğneyle kazdırmaya zorlanıyorsun. Peki. Öyle diyelim. Yani geciktirme diyelim. Sadece benim seçmenim, bana oy veren seçmen cezalandırılmıyor. Ya da uğraştırılmıyor. Bütün evciler halkı buna layık görülüyor diye düşünüyorum. Peki Sayın Başkan, şunu sormak istiyorum. Mesela iki projeniz var. Şu anda son noktaya gelindi bunlarda. Evet. Güneş enerji sistemi. Üç tanesi son noktada. Son noktada. Peki olası seçildiniz. Evet. Yine bunlar devam ederse ne olacak? Bunlar bakın borçlanma protokolü dahi imzalandı. Onu devreye sokarım diyorsun. Tabii ki imzalandı. Bunu vermek zorunda. O devreye sokarım diyorsun. Vermezse böyle bir şey olabilir mi? Ben borçlanma protokolünü imzalamışım. Ne diyor? Şeylerden dolayı bekletiliyor. Mali ödenekler. Hayır, şu açıdan diyorum başkan. Dolayı. Sayın Başkan, şu yüzden dedim ben bunu. Mesela evciler şöyle anlayabilir. Ya başkan bunları yaptı, yine de engellenirse ne olacak? Siz de diyorsunuz ki engellensem dahi benim kullanabilecek kredim var burada. Hazırda bekliyor. Hazır bekliyor. Hazır bekliyor. Yani onu diyorsunuz. O krediyi mutlaka. Çünkü onun engellenme şansı kalmıyor, bekletilme şansı kalmıyor. Çünkü seçimlerden sonra bütün projelerin finansmanı açılacak. Peki Sayın Başkan, bu protokolü niye daha önce devreye sokmadın? Bakın imzalandık, seçim yaklaştığı için. Siz etik olmaz diye sokmadınız, öyle mi yani? Tabii ki. Seçim yaklaştı. Şimdi seçime 5 ay var, 6 ay var. Krediyi sokma. Durdum da şimdi mi yaptın derler. Denilmesin diye. Siyasi etik olarak yapmadınız. Etik değildi. Benim düşünceme göre, benim fikrime göre etik değildi. Biz ne dedik? Hatta içme suyunu bu Mart ayında geldiğinde yer testini yaptığımızda Mart'ın ilk haftalarıydı. Ya da Şubat'ın sonlarıydı. Başlayalım mı dedi. Dedim başlamayın. Seçime şurada ne kaldı? Seçimden sonra gelin başlayın. Yer teslimini de biz daha geçen hafta yaptık. Anladım. Peki Sayın Özler, evcilerde sadece su sorunu mu var? Diğer herhangi bir şekilde yapılacak bir şey var mı? Yoksa bizde hayvancılığı bir araya toplamamız gerekiyor. Kooperatiflemişmemiz gerekiyor. Onunla ilgili düşünceniz neler var? Bakın biz üretici arkadaşları, bu benim gerçekten idealim. Üretici arkadaşları Tresüt'e götürdük. Oradaki işleyişi, durumu, her şeyi kendi gözleriyle gördü. Burdur Yarıköy'deki şeyden briefing aldık.
bu hayvancılıkla ilgili birimleri evcilere çağırdık, toplantıya davet ettik arkadaşları bilgilenmek isteyen. Bunlarla ilgili briefing verdiler. Evcilerde neler yapılır? Eğer hayvancılığı biz atıyorum, kooperatifi kurduk. Nedir? Süt kooperatifi ya da hayvancılık, tarım ve köy kent projesi gibi. Projeyi hazırladık, kooperatifimizi kurduk. 100 ortaklı bir kooperatif kurduk. Bu üreticilerin artısıyla bak, artı gelirleriyle. Çünkü girdi maliyetleri mutlaka düşecek. Yim şu anda piyasada 85-90 lira arasındayken 100 ortaklı bir kooperatife bu yim belki daha ucuz miktara, %10, %15 gibi daha ucuz miktara sağlanabilir. Süt miktarı, üretim miktarı toptan olduğu için, yüksek olduğu için pazarlık elin güçlenir. İyi firmalarla, revaçtaki firmalarla pazarlığa girersin. Litre bazında 5 kuruş, 10 kuruş daha yüksek verme şansın olabilir. Tiresüt'te kooperatif üreticiden her şeyi alıyor. Mazotunu veriyor. Gübresini veriyor. Bir de market açılmış. Alışık. Hayvanını alıyor, kesiyor, taze eti direkt ortaklarına veriyor. Bunları ne zaman ödüyor? Bir ay sonraki hesap kesiminde ne kadar süt vermiş? 5.000 lira. Ne kadar alışveriş yapmış? 4.000 lira. 1.000 lirasını kooperatif ödüyor. Borçlarını. Yani devamlı döngü içinde. Hiçbir şekilde sıkıntı olmadan hem kooperatif gelişmiş oluyor, hem üreticilerin girdileri ucuz olduğu için gelir oranı daha yüksek oluyor. Biz bunu başarırsak evcilerde çok güzel hem istihdam sağlanır, hem üreticilerin refah seviyesi en azından %10, %20 gibi şu andaki durumdan artıya geçer. Bunun mutlaka hayata geçirilmesi lazım. Yeni ekibimiz de genç, tertemiz, pırıl pırıl bir ekiple bunları bugünden konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bunu nasıl yaparız, nasıl ederiz? Yine Tiresüt'ün genel müdürüyle, şeyiyle birlikte gelip bize her türlü prosedürde destek vereceklerini, nasıl yol haritasında ilerleyeceğimizi tek tek bize yardımcı olacaklar. Bunların sözünü de aldık. Üretilen sütümüzü paketleyerek doğrudan büyük belediyelere pazarlamayı iyi bir pazarlamayla oralara göndererekten en azından 1 litre sütte 10 kuruş, 15 kuruş daha bir fazla gelir elde edilebilir. Bu gerçekleşebilir diye düşünüyoruz ve gerçekleştireceğiz. Sayın Özer, söylenmeniz hiçbir zaman bir popülist bir ne belediye başkanı iken popülist bir şekilde çalıştınız, ne seçimde olanı popülist olarak oy popülistliği yapmıyorsunuz. Yani olamayacak şeyleri söylemiyorsunuz. Evcilerin siyaseti bu şekilde mi, yoksa siz mi böylesiniz? Ben öyleyim. Keskin bir siyaset kesinlikle şey yapmıyoruz. Çünkü hepimiz insanız. Biz önce insanı insan olarak görüyoruz. Kesinlikle siyasi görüşü ya da rengi, dini kesinlikle ayrım yapmıyoruz. Biz insanız, hepimiz. Rahat bir şekilde. Seçime şurada az kaldı. Bir hafta sonra bitiyor. Sekizinci gün yine korkulu aynı masada oturacağız. Aynen. Çünkü evciler nüfusunun %50'si, %60'ı birbiriyle akraba. Seçim bittiği gün 1 Nisan'da aynı kahvede oturacağız, aynı yerde oturacağız. Şu anda da oturuluyor zaten. Aynen. Bizde öyle bir şey. Aramızdan elbette birkaç kişi çıkabilir. Onlar normal. Adaylar, zaten. Aday arkadaşımız, ben bunları sakinleştirirsek kesinlikle güle oynaya bir bahar havası içinde bir seçim girecek. Yani dışarıdan gelen biri içeri girse seçim olduğunu bile anlamayacaktı. Aynen öyle. Şu anda gerçekten öyle evciler. Hiçbir sıkıntı yok. Bazen gençler çıkıyor, kanı kaynıyor. Delikanlı diye boşuna dememişler. Onlar biraz da, onları da bizler frenlersek adaylar olarak hiçbir olaya meydan vermeden seçimi atlatırız. Peki. Sevgi her şeyi yener. O şekilde. Biz sevgiye, dostluğa gerçekten önem veriyoruz. Ben yıllarca burada Afyon'da çalıştım.
İşim de iyiydi, rahatım da iyiydi. Evim, her şeyim vardı. Ama evciler burada 84'te Afyon'a göreve geldiğimden bu tarafa evcilere geri dönüş hayalim hiç bitmedi. Evciler sevdam hiç bitmedi. Evciler aşkım hiç bitmedi. Ve bitmeyecek de. Ben ölene kadar Allah uzun evciler versin. Sevdası, evciler aşkı hep içimde mutlaka taptaze bir bahar, bir çiçek gibi kalacaktır. Peki yeni dönemde yeni bir ekip mi yoksa eski ekibe takviyelerle mi? Eski ekibe takviyelerle. Eski arkadaşlar, çalışma arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi şeyde. Kimi feragat ederek bizi alt sıralara yaz. Ama birkaç da yeni arkadaş, genç, idealist, bu konuya hevesli, bu işlere hevesli. Heyecani bir hayali olanlar. Aynen. İdealist, her şeyden önce idealist olması çok önemli bizim. Çünkü bir sürü fikir üretebiliyor. Bizim saati genelde toplumumuzun şeyi iletişim eksikliğimizden kaynaklı. Biz iletişimimizi tam sağlarsak, birbirimizi dinlersek, birbirimizin fikrine saygı gösterirsek başaramayacağımız hiçbir iş yoktur diye düşünüyorum. Peki Sayın Özer, geçen dönemde bilmiyorum yaptınız mı, onunla ilgili de bir şey söylemiyorum. Yeni dönemde hesaplarınızı aylık, 3 aylık veya 6 aylık veya yıllık, evet, üyelerin hesaplarını kamuoyuna paylaşacak mısınız? Tabii ki. Bakın, hiçbir zaman herkesin bir bilgi edinme hakkı var. Biz bunu... Yok onun haricinde, yok belediyenin ilan panosu vardır ya da... Tabii ki, bakın. Her yerine tabi defter göster değil yani. Tabii ki, bugüne kadar saat öyle harcayabileceğimiz hiçbir paramız olmadı bizim. 5 yıl içinde. Hep eksiyle çalıştık. Göreve geldiğim ilk aydan bugüne kadar hep eksiyle çalıştık. İller Bankası'ndan gelen paylar borçlarımızdan dolayı. Maaş ödemeleriyle ancak başa baş. Çünkü bir de gerçekten garajımızdaki ekipmanların çoğu eski, miadı dolmak üzere. Şimdi nasıl? Yenilenenler de var. Eskiyle idare ettiklerimiz de var. Ha, önümüzdeki dönemde bunlardan sözünü aldığım, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden sözünü aldığımız bir griderdir, bir kepçedir. Bilhassa Belediyeler Birliği'nden yine bir çöp kamyonuyla bir kepçe hibe olarak almayı hedefliyoruz, alacağımızı da inanıyorum. Peki yaklaşık bir aydır artık resmi olarak seçim atmosferine girildi. Bu süre zarfında da evcilerde zaten hepsiyle görüşüyorsun da gitmedik, kapı bırakmadınız. Hepsini. Hepsini. Evciler halkı ne istiyor? Evciler halkı güler yüz, huzur. Hizmet istemiyorum yani. Başkan hizmet tabii ki istiyor. Şunu da yap başkan, şunu da yap. Tabii ki diyen yani. Atıyorum, pazar yerini çok isteyen vatandaşımız var. Her defasında da söyleniyor. Çocuk alanlarının, oyun parklarının genişmesini isteyenler var. Hayvancılığı dışarıya çıkarmayı isteyenler var. Bizim şu anda şehrin merkezinde hayvancılık yapılıyor. Çünkü başka şu anda yapabileceği yer yok. Bizim organize hayvancılık sanayi dediğimizi gerçekleştirdiğimiz anda hayvancılar ister istemez bütün üretimle, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin hepsi kendiliğinden oraya gidecektir. Şehir merkezi tamamen temiz bir hale gelecek. Şimdi hayvanın olduğu yerde her şey olabilir. Tabii canım, tabii. Ha, o hayvan atıkları falan, beğenmediğimiz, bize kokan atıklar. Onlar da para. Çok para, çok değerli. Ha, bunları biyogaza dönüştürebilirsek, bunlar da önümüzdeki dönemde projelerimizin içinde. Mutlaka o biyogazla biyogaz üretilecek bizde. Yakıt olarak, yakıta dönüştüreceğiz biz onları. Çünkü şu anda kömür ocaklarında atıl durumda, atılan, temizlenmeyi bekleyen kömür tozu. Bedava, gel götür, parasız. Öbür taraftan dediğimiz gibi hayvan tersi her yerde bol, evcilerde. Günlük belki 100 tona yakın atık çıkıyor. Bu atıkları değerlendirdiğimizde bedava yakıt, ucuz yakıt. Bu evciler vatandaşına bunları sunduğumuzda hem ısınması, bir de daha önce doğalgaz aklımıza geldi. Ama doğalgaza, ne bileyim, o evcilerin yeter mi bilmiyorum doğalgaza. Bakın, o olmazsa olmazların içinde. Nasıl çünkü olacak Sayın Başkan? Afyon'un tamamı
Doğu Anadolu'da en geç 2023'e kadar hepsi bitecek. Belki bir yıl ileri atabilir, 2024 olur. Doğalgaz ana boru hattı bizim araziden geçiyor. Orada vanası da var. Biz Daskır'la birlikte müracaat ettik. Bunların görüşmeleri devamlı oldu. Her Ankara'ya gidişimizde, her şeyde EFDK'ya mutlaka bununla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bütün saha çalışmaları hepsi bitti. Hepsi EFDK'nın elinde var. Oradan Aksa Enerji'ye bunları da oraya da götürdük. Tamamen götürdük. Şu anda Afyon'da her yıl bir iki ilçeyi doğalgazla tanıştırılıyor. Doğalgaz götürülüyor. Peki abone sayısını bulabilecek misiniz orada? Abone sayısı Daskır ile birlikte hareket ettiğimiz için mecbur bulunuyor. Ne olur? 2500'müz bizde de 2000 abone sayısı olur. Benim eksiğimi Daskır'ı kapatır diyorsun. Daskır'ı kapatsın. Çünkü benden geçirmek zorunda. O boru hattını Daskır'a geçerken benden geçmek zorunda. Çünkü Daskır'a başka yerden götürme şansı olmayacak. Ana boru hattı bizim arazide. Nereden alacak Daskır'ı? Bizden alacak. Biz Daskır'a bugüne kadar hep birlikte hareket ettik. Ve devam edeceğiz. Birbirimize her yönüyle destek, her yönüyle şey. Birlikte hareket ettiğimizden dolayı bu abone sayımızı birbirimiz ikisi ortaklaşa tamamlıyor. Bunu tamamladıktan sonra vermeyeceğim gibi ya da götürmeyeceğim de gibi diye bir sorun kalmayacak ortada. Peki Sayın Başkan, şimdi projelerinize baktığımız zaman şu ana kadar bir güneş enerji sistemi var, gelir getiren bir proje. Peki belediyenin gelir getirip de hizmete sunması için yapabileceği başka projeler yok mu? Şimdi Evciler'de gelir getirecek proje şu anda... Çünkü İller Bankası'ndan gelen para nüfusla orantılı. Tabii ki. Belli. Evet. İstediğiniz her şeyi yapmak istiyorsunuz ama yapmak istediğiniz şeyler bir proje, uygun bir proje, uygun zaman, bir de uygun şeyler bekliyor yani. Tabii ki. Bakın, bu görevde olduğum dönemde Denizli Ticaret Odası'yla, Denizli'deki büyük tekstil firmalarıyla devamlı görüşmelerimiz oldu. Mesela şey yok mu sizde? Mesela komşunuz Daskır'ın arazileri var ve gayrimenkulü satıp başka bir yerde değerlendiriyor. Sizin hiçbir şeyiniz yok mu? Bizde maalesef Evciler'de değerlendirebileceğimiz öyle bir... Mesela bir tane arazi. Atıl durumda bir bina var. O da para getirecek bir şeydir. Yatırma harcayacaksınız. Aynen. Bir de Evciler'de 2008'de kiraya verilen 968 ekar tarlası var. Tarla. O da tabiri caizse taşlı, şeyli. Ha, orada elbette bu meyvecilikle uğraşan satış talepleriyle çok istek var. Ama o tarla 2008'de kiraya verilmiş. Biz de 2015'te göreve geldiğimizde 4 yıl uzatmasıyla birlikte 4 yıla 500 bin lira para alarak kirasını sözleşme yenilendi. 2024'te bu bitiyor. Bu bittiğinde oranın şu anda yaklaşık biçilen değer 2000-2500 dolayında. Yani 2 milyon 2.500.000 dolayında. Bunu da ileride. Bunda da şu anda büyük zirai tarım işletmeleriyle turşuluk, biber, kurutmalık domates bunlar yetiştirilip hem istihdam sağlanır, orada en az 50-60 kişi çalışır. Hem Evciler'in oradan bir belediye gelir elde edebilir. Mesela Evciler Daskır arasındaki o yolda ne meyvecilik diyeyim? Bodrur. Elma. Bodrur elmalar var, evet. Çok güzel bir şekilde. Onun devamı yapılabilir mesela o tarzda. Bakın şu anda o bahsettiğim tarlanın üstünde Göknur Gıda diye bir firma 475 ya da 875 dekar mı bir yer satın almış. Orada bu meyveciliği faaliyete geçirmeye başladı. Şu anda 3. yılı. Orada bodur, yarı bodur elma fidanları dikildi. Bu geçtiğimiz dönemde bir miktar ürün hasat etti. Bu devam edecek. Bu konuda da mutlaka yapılabilir. Yapılmayacak diye bir şey yok. Önemli olan arazide sulu tarıma geçebilmek,
ve iyi planlama yaparak, iyi toplavı iyi analiz ederek ne üretebileceğini tespit edersek mutlaka gelir getirici üretime geçilebilir. Ben şunu anladım Sayın Başkan sizde. Belediyeden ziyade vatandaşın yüzünün gülmesi için para kazanması lazım. Evet. Cebinde para yoksa kimsenin yüzü gülmez. Evet. Ve bunun için de diyorsunuz bizim değerlerimiz hayvancılık. Evet. Bizim değerimiz meyvecilik. Evet. Birinci önceliğimiz ama hayvancılık. Hayvancılık üzerine bir kooperatif vatandaşın yüzünü güldürerek belediyede onların erzem olduğu altyapısını ve pazar yerini, sosyal donatını yapacak diyorsunuz. Evet, belediyenin görev saati altyapıyı yapmak, şeyi yapmak. Belediye ancak önderlik olur. Yol gösterici olur. Gerekli yerlerle, kurumlarla üreticiyi buluşturur. Bizim görevimiz onları buluşturmak. Bakın bu dediğim hayvancılık organize kooperatifleşirse, kooperatiflere çok büyük destekler var. Hibe destekleri. Bunlar da kooperatife daha basit verilebiliyor. Daha çabuk çıkıyor. Bunlardan eğer üreticilerimiz faydalanırsa, samimi diyorum ki gelirleri en az şu andaki gelirlerinden %20-30-40 arasında kesinlikle daha fazla olur. Biz bunu önümüzdeki dönemde var gücümüzde yine arkadaşları bir araya getirmeye çalışacağız. Var olan kooperatifleri harekete geçirmeye çalışacağız bu konuda. Eğer biz bunu başardığımız anda evcilerin gelir seviyesi saati yükselir, herkesin yüzü güler. Şu anda zaten gülüyor. Evcilerde öyle ahım şahım bir sıkıntı yok. Maddi geliri vatandaşların normal. Ha, çiftçilerimiz birkaç yıldır üründen dolayı, pahalılıktan dolayı, mazotun pahalılığı, gübrenin pahalılığından dolayı belki gelir az gelir ediyor. Zarar edenler var. O da şu andaki Türkiye'nin ekonomik krizinden kaynaklanan bir şey. Biliyorsunuz mazot kaç para? Gübre şu anda... Onlarla bağlantı olarak şey o yapıyorlar. Peki evciler su sorunu hallettiği zaman ki bundan sonraki sorunu ne çözülecek olan? Bitiyor mu, hiçbir sorunu kalmıyor mu? Hayır. Elbette nüfus geliştikçe şey yaptıkça sorunlar arka arkaya gelir. Hiçbir zaman sorun demeyelim de istekler, yaşama şartları kalite devamlı yükseldikçe bazı eksiklikler ortaya çıkar. O eksikleri tamamlamaya çalışırım. Peki belediye olarak eğitimle ilişkiniz nasıl? Eğitimle bugüne kadar benim hiçbir sorunumuz olmadı. Ben gerçekten eğitimi, eğitimcileri çok seviyorum. Her şeyden önce bizleri yetiştiren öğretmen. Ben öğretmenlerimi hepsini hayattan geçenleri saygıyla anıyorum. Hayatta olanların ellerinden öpüyorum. Bugüne kadar hangi okul olursa olsun eğitimde her türlü desteği biz belediye olarak elimizden gelen desteği verdik. Her yönüyle. Paramız yoksa bile. Paramız yoksa bulundu, buşuruldu. Yeri geldi cebimizden verdik. Yeri geldi ekip kendi çalışma arkadaşlarımızdan verin 100'er lira, verin 200'er lira. Bu şekilde mutlaka yaptık. Öğrenciler sınav dönemi yaklaşırken üniversiteyle tanışsın diye üniversite sınavına girecek arkadaşları arabayla buradaki üniversiteye getiriyoruz. Buradaki üniversiteleri tek tek gezdiriyoruz. Öğlen yemeklerini ikram ediyoruz. Tekrar geri getiriyoruz. Yani üniversite ortamını canlı gözle görsün diye bunları tanıtmak için. Özensin diye. Evet. Atıyorum ben çok istiyorum. Yaşlarımızı bir Çanakkale'ye götürmeyi çok istiyorum. Götürdük de. Öğrencilerimizi de götürmek istiyorum. Afyon'daki şehitliklerimizi mutlaka görmelerini istiyorum. Bir Anıtkabir'i tanımalarını mutlaka istiyorum. Müracaat edildiğinde ya da okullardan talep geldiğinde biz belediye olarak bedelsiz onları hepsini sağ salim götürüp getirmeyi taahhüt ediyoruz. Her yönüyle bakın, hiçbir şey esirgemeden, temizlik malzemelerinden tutun, spor malzemeleri, kırtasiye malzemeleri, eğitim öğretimin açılmasıyla birlikte, bunlar şu anda okulların en büyük sıkıntısı fotokopi kağıdı. Bütün okullarımıza
Onları temin ettik, okullarımıza verdik. Kırtasiye eksikliklerinde kitaptır, dergidir, broşürdür. Bunları mutlaka temin etmeye çalışıyoruz. Geliyor öğrenciler geliyor. Başkanım dedi bize top al. Bize şunu al. Gidiyoruz alıyoruz. Sıkıntı yok bunlarda. Peki çocuklar için evcilerde sosyal donatılar neler var? Efendim? Çocuklara sosyal donatılar, parkları, bahçeleri bu çocukların. Tabii ki. Bakın oyun çünkü parkları biz hiç tamamen yeniledik. Yani onları hiç konuşmadık biz aslında. Çünkü bir altyapı olayına girince çünkü evcilerde büyük sorun. Altyapı onu konuştuk ve çözüme kavuştuk. Diğer tarafa da konuşmadığımızda yapılmadı zannedilmesin değil mi? O, oyun elbette parkları. Bakın. Ankara Yeni Mahalle Belediyesi'nin desteğiyle iki tane parkı tamamen çocuk parkı. Fethi Başkan'ın. Evet. Bedelsiz, hibe destekli tamamen yaptı. Diğer taraftan dört tane parkı da tamamen biz yeniledik. Başkanım su içinde çünkü ben sizi rahatlatayım o zaman biraz çocuklara olan bir şey yok. Peki yeni dönemde çocuklara daha neler yapılacak? Çocukları ilk defa tiyatroyla tanıştırdık. Çanakkale şeyinde çocuklara Çanakkale ile ilgili tiyatro eseri, tiyatrocular getirdik. Büyüklerle ilgili yine tiyatroyu tanıştırdık. Geçen dönem öğrencilerimizi bağlamayla tanıştırdık. 30 tane öğrencimize bağlama alıp hediye ederek öğrenci, öğretmen, ücretli öğretmen bularak onları tamamen bu konuda yetiştirdik. Geçen dönem 5 ya da 6 öğrencimiz konservatuvara bu konuda gitti. Şu anda yine bu konuda herhangi bir etkinlikte bağlama çalarak o etkinliğe katılan öğrencilerimiz var. Yani çocukları sosyal alanda her türlü kültürel alan ve sosyal alanda içine kattınız. Yani belediyedeki icraatları anlatırken onlar da yapılmamış diye konuşmuyorum. Onlar da yapıldı çünkü konuyu açtı ama en büyük sorun sizin için bu iki programda bahsetmiş olduğunuz büyük projelerdi. Küçüklerin hepsi yapıldı. Küçükler elbette. Sayın Başkan yaklaşık 2-3 dakikalık bir süremiz kaldı. Evet. Evcilere ve bir hafta sonra artık bugün seçim yasakları var. Hiçbir evet. Şekilde medya yok. Sizler de bir şey yapamayacaksınız. Ve pazar günü halk kararını sandığa verecek. Sandığa gidecek, kararını verecek. Evet. Kameradan evcilere halkına Sayın Başkan öksürük de tuttu şu anda. Vallahi terlettim biraz. Yok Sayın Başkan. Siz terlemezsiniz çünkü hesabını veremeyeceğiniz şey yok. Estağfurullah. Mutlaka Evciler Arkı gerçekten sağduyusuna güveniyorum. Gönül rahatlığıyla bize destek vereceklerinden eminim. Ben bütün Evciler Arkı'nın oyuna talibim. Hiç kimseyi siyasi yönüyle ayırt etmiyorum. Etmem de ben Evciler Arkı'ndan bir dönem daha bu projelerin devamı için, projeleri hayata geçirmek için kendilerinden destek bekliyorum. Bu destekleri vereceklerimden de ben eminim. Yine önümüzdeki 5 yıllık dönemde birlikte el ele evcileri bir adım daha yükseğe çıkaralım. Kendilerine şimdiden ben teşekkür ediyorum. Desteklerini bekliyorum. Hepsi büyüklerime ellerinden, arkadaşlarıma, çocuklarımı da gözlerinden öperek bütün Evciler Arkı'nı kucaklayarak canı gönülden selamlıyorum. Hepsine saygılar sunuyorum. Sayın yurt Başkanım, dışındaki evcilerli vatandaşlarım. Orada da yurt dışında da çoksunuz siz. Evet, yurt dışındaki evcilerli hemşerilerim de mutlaka evcileri sılayı rahim. Peki Sayın Başkanım, kapatmadan şunu söyleyeyim o zaman ben size. Yurt dışında bu kadar çok evcilerler var. Evet. Bunları bir araya toplayarak ortak bir projede evcilere yatırım yapması için bir önderlik de olamaz mı ya bir proje? Bakın, daha önce bunlar gerçekleştirilmiş. İki tane evcilerde fabrika yapılmış. Yurt dışı destekli, yurt dışı ortaklı. Hani sütten ağzı yanan yoğurt üfleyerek yer diye. Bunlar ama yanlış yönetimle, ama pazarlama yapılamadan, yapılmadığından dolayı
iflas edilmiş, batırılmış. Bundan dolayı şimdi Avrupa'daki yaşayan hemşerilerimiz bu gibi şeylerden biraz soğuk. Ürküyorlar. Geri duruyor. Onu da geçtim. Şu anda Avrupa'da da yaşam çok zor. Tabii tabii. Hayat şartları çok zor. Bu dediğimiz 80'ler yılları öncesi rahattı. Gelir seviyeleri Fransa'nın yüksekti. Frank oldu, Almanya'nın mark oldu dönemlerde. Evet, o zaman rahattı. Gelirleri gerçekten yüksekti. Ama şu anda Avrupa'ya da gittik, gördük. Gerçekten gıdı gıdına yaşıyorlar. Onların hayatları da zor. Yani biz, o yüzden, buraya, onların para buraya, Türkiye'ye geldiğinde değerli. Kıymet. O zaman rahat. Ama kooperatifçiliği başardığınız zaman bu hayvancılıkta eminim o güzelliği görünce kendiliğinden... Kendiliğinden evet, bunlar bir bir. Atıyorum biz 20 ortakla, 10 ortakla başlanırsa bu, bir yıl, iki yıl sonra bu yüzleri, 200'leri bulur diye düşünüyorum ben. İnşallah Sayın Başkan, kazanan evciler olsun diyoruz. Elbette, biz. Kazanan evciler olsun. Başkan, hep birlikte. Kesinlikle işte seçime şurada ne kaldı? Hiç kimse birbirini ne kırsın ne üzsün. Neticede bu yerel seçim. Bir belediye başkanı seçeceğiz biz. Başka bir şey seçmeyeceğiz. Belediye başkanını öyle ya da böyle bir kişi kazanacak. Kazanan için şimdiden hayırlı olsun. Ama kırgınlık olmasın. Üzücü bir olay olmasın. Tek isteğimiz, tek temennimiz bu. Başkanım gönlünüze göre versin diyorum. Kazanan abi, evciler olsun diyorum. Tabii ki. Efendim bugün seçime doğrunun son konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Evciler Belediye Başkanı Sayın Sayın Müzer'di. Sayın Müzer geçen hafta sormuştuk programda. Söz konusu bir kaza vardı, ne oldu diye. Bugün raporlarını getirip faturalarını getirmiş. İddia edildiği gibi belediye bütçesinden değil kendi cebinden ödemiş ve bunun belgelerini getirdi. Evciler için yapılması erzem olan önceliğin su altyapısı, içme suyu alt olduğunu, yapımız. Sonra GES projesi olduğunu ve bunların tüm resmi prosedürlerinin tamamlandığını, sadece seçimin bitmesi beklendiğini belirtti. Ben de kredi çıkmazsa ne olur diye sorduğumda, benim kullanabileceğim bir kredim var, onu devreye sokarım. İller Bankası'ndan çıkmazsa bile dedi, kredimi devreye sokarım. Önemli olan borçtan kaçmıyor. Evciler yapmaya çalışıyor ve en önemli durduğu da biz belediye olarak gerekeni yapacağız, yapıyoruz. Ama evcilerin de kalkınması için hayvancılığın bir araya getirip kazançlarının artması lazım. Bunun için de kooperatifçiliğin önemine değindi. Söylediğim gibi Sayın Özer popülist söylemlerde kaçınan bir kişisi. Belediye başkanı döneminde adaylığından dolandı. Sayın Özer'in nezdinde bütün adayların gönlüne göre versin diyorum. Efendim bizden bu gecelik bu kadar. Yarın yine Kanal 3'te seçime doğru programında buluşmak üzere diyorum.